Bu alpler eşkıya kılığına girip bize pusu atmışlardır. Diğerleri hainliklerinin bedelini pusatlarımızla ödedi. Bunları da getirdim ki hem Umuroğlu ahalisine ihanetlerini itiraf etsinler, hem de cezalarını bu obada çekip ibreti alem olsunlar. Bey Bulat Bey bu hükme ne der? O da burada olmalı. Yoksa kabul etmeyiz. Bu ihanetin başı oydu zaten. Ertuğrul Bey ne der İlbilge Hatun? Ne derse doğru der. Bey Bolat Bey, Ertuğrul Bey'le birlikte benim de canıma kastetmiştir. Bey Bolat Bey niye bacısının canına kastetsin? Bu işte bir yanlışlık vardır. Yanlışlık yoktur. Bey Bolat Bey bugüne kadar sizden dahi gizlediği yüzünü aşikar etmiştir. Ne demek olur bu Ertuğrul Bey? Bey Bolat Bey, albastıdır. Bu kadarı fazla. Hem alplerimizi idama mahkum edersiniz, hem de beyimizin albastı denen soysuz olduğunu söylersiniz. İspatın var mı Ertuğrul Bey? Bu üç hainle İbilge Hatun şahittir. Abla, bu bir yanlış anlaşılmadır de. Kesin değildir de. Ağabeyimiz albastı olamaz de. Yanlış anlaşılma yoktur. Bey Bolat Bey albastıdır. Kimse obamızın alnına bu kara lekeyi çalamaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Ben tanığım. Alpler itiraf eder. Daha ne istersin? Sana da inancım yoktur. Ertuğrul Bey'e dalgavukluk edip yanaşmak için yalan söylemediğin ne mal? Sen kim olursun da benim huzurumda hakarete yeltenirsin? Söyleyene de inanacaksın, hükme de boyun eğeceksin. Eğer o kulakların duyup da inanmazsa, o dilin kem söz etmeye yeltenirse hepsini keser atarım. Defol git huzurumdan. Defol! Hayri Bey Bolat Bey bir hain olarak ettiğinin bedelini ödemiştir. Kim buna karşı durursa onlar da ödeyecektir. Buyur hele İbilge Hatun. Oturasın.